Galata'ya geldik. Azar Ülfen Ahmet Çelebi'nin Galata'dan atlayıp Üsküdar Doğancılar Meydanı'na atladığı yer burası. Azar Galata Kulesi'nden bir bilgi verelim size. 528 yılında inşa edilen bir yapı. Şehrin önemli unsurlarından biri, hani gerekirse günümüz insanları olsun, turistlerimiz olsun, gayet kalabalık yer. İçerisi falan daha kalabalık olacak. 2013'te UNESCO tarafından Dünya Geçici Miraslar Listesi'ne eklenmiş. Dilerseniz biraz daha yakından inelim. Evet arkadaşlar, Galata'ya gelmiş bulunmaktayız. Bayağı kalabalık. Biz de birazdan kuyruğa geleceğiz. Yukarıda zaten sizlerle bilgilerimizi paylaşacaktık ama çıkmadan önce ufak bir bilgi verelim dedim size. Azar Ülfen Ahmet Çelebi 17. yüzyılda yaşamıştır. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirmiştir. Bu bilgiyi de ufakça sizlerle paylaşalım dedik. Dilerseniz şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda da bilgi vermeye devam edeceğiz zaten. Sıra bekliyoruz. Biraz üşüdük ama değdi. Şu an Galata'dayız. Azar Ülfen Ahmet Çelebi'nin tarih için gerçekleştirdiği yerdeyiz. Azar Ülfen Ahmet Çelebi 1632 yılında tarih için gerçekleştirmeden önce Ok Meydanı'nda kanatların sağlamlığının yani test etmek amacıyla deneyler falan yapmıştır. 1632 yılında kendini Galata Kulesi'nden aşağı bırakıp karşıda Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na 3500 metreye Doğancılar Meydanı'na kendini süzüldüğü öne sürülüyor. Birazdan şimdi oraya gideceğiz, bakacağız nasıl bir yer. Evet, şu an Üsküdar'dayız. Azar Ülfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a, yani Doğancılar Meydanı'na atladığı yerdeyiz. Azar Ülfen Ahmet Çelebi buraya atlarken, yani uçuşunu gerçekleştirdikten sonra o dönemin padişahı 4. Murat tarafından çok takdir edildi ve beğenildi. Hatta 4. Murat kendisine bir kese altın vererek, bu adam korkulacak bir adamdır, eline her iş geliyor, ne yaptı yeridir diyerek Azar Ülfen Ahmet Çelebi Cezayir'e sürgüne göndermiştir. Azar Ülfen Ahmet Çelebi Cezayir'e sürgüne gittikten bir kısa dönem sonra yaşamını yitirmiştir. Evet, videonun sonuna geldik. Kapanışı Üsküdar Meydanı'nda yapmak istedik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi gözüküyor ufak da olsa. Valla biz video yaparken çok eğlendik. Hem gezdik, hem öğrendik, hem de bilgilerimizi size sunmak istedik. Videoyu beğendiyseniz bizim için gerisi meçhul yani. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Üsküdar'a giderken alnına bir yağmur. Üsküdar'a giderken alnına bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur.